şehrin en pahalı ve en ünlü oteli Majestic Bariye. Ne oteller, ne markalar. İnanılmaz bir zenginlik. Yani çoğu kulüplerin de tabii bizde bilindik isimleri var, şubeleri var ama burada Kanda, Côte d'Azur kıyısında bir yaşam var ki arkadaşlar. Gerçekten o yıllardır bildiğimiz jet set kanı, Côte d'Azur'u ya öyleymiş. Önümde duran eski marina, yeni marina arasında yaklaşık 3 kilometre var yürüyüş mesafesi. Hepsini yürümenizi öneririm güzel bir havada. Şimdi önümde duran yatları göreceksiniz, göstereceğim size. Yani festival plajının hemen arkasında 111-12 yapımı Carlton Hotel var. Klasik, hani tarihi değer taşıyan bir bina. Evet, burada yaşamak herhalde, hatta kalmak ancak bir rüya olabilir. Arkadaşlar da oraya doğru yazmışlar. Kan bölümünü, seyahatin bu kısmını kumsaldan noktalayayım dedim. Güneşin batmasına bir saat var. Nice trenim var biraz sonra. Côte d'Azur'daki gezi devam edecek. Bir talk show'da bir hikaye görmüştüm. Çok zengin bir adam konuk. Bir Amerikalıların, bilmiyorum, bir Rus oligark, eski aileden zenginlerden. Amerika'da da işte yatırımları, malları, mülkleri var. Şey sordu talk showcu. Nasıl, dedi, işte zengin olmak, bir yata binmek nasıl bir şey falan, yatının olması. Çok, dedi adam, insanları sınıflandırıyorsunuz. Hemen zengin, yata binmek falan, ne bu ya, dedi falan. Talk showcu dedi ki, ya nasıl yani, yatınız yok mu, dedi. Adam dedi, var da nerede bilmiyorum, dedi. Yani. Sonra peki spor kulübünüz var mı, dedi. Sadece Brooklyn Nets, dedi. Yani statüyü kazanıyorlar. Zengin olmak, para kazanmak, yat almak, spor kulübü almak.
belki otellere sahip olmak ama kendi içlerinde yine o birimlerle aynı hayatı yaşıyoruz. Biz de kendi birimlerimizle, yani şimdi burada parayla saadet olmaza varmayacağım ama hakikaten zenginlerin buradaki kandaki yaşamında çok fazla şablon yaşadıklarını gördüm. Hani otelden inilir, en pahalı şampanya açılır, en pahalı havyar yenir. Yani kendi bütçemize göre bizim de Kaş'ta Kalkan'da butik bir pansiyondan inip en güzel işte oranın zeytinyağlısını yemek de aynı zevki alacaktır. Yani bir tık öte zevk yok kendi çizginde. Çünkü bir kulvarın, bir çizginin hayatını yaşıyoruz. Peki kulvar değiştirirsek, ha öyle yapıp da çok mutlu olmayanları da gördüm açıkçası hayatımda. Hem başka ülkelerde hayat kurmaya çalışıp çok fazla değişenleri, karakteri değişenleri ve mutsuz olanları gördüm. Hem başka işler değiştirip, atılım yapıp çok fazla batanları, yine mutsuz olanları gördüm hayatımda. Ben galiba biraz pişmiş aşım, dertsiz başım tarafındayım işin. İşte sadece kanın hayatını gözlemlemek adına buradayım. Kendi hayatıma dönüyorum çünkü. Hani gözlemlediğim şeyleri yapan ya da hatta öykünen biri de değilim. Ama gözlemlemeyi çok seviyorum. İyi ki de böyle bir hobim var, iyi ki de böyle bir zevkim var. Gezmek, görmek gerçekten en büyük nimet bence. Biraz çok konuştum yine bu havanın etkisiyle. İyot girdi, iyot. Görüşmek üzere.